Tamam, başlıyoruz. Tekrar merhaba. Başladım. Evet. Merhabalar. Şimdi ben meslektaşıma soru yönelteceğim. Meslektaşım okuyorum sorunuzu. Bir arkadaşı 16.000 TL'lik hatır senedi verdi. O senedi tefeciye vermiş. Tefeci bankaya verdi. Sonra geri çekti. Zamanı geldi. Senet 2017 yılına ait. Adam hapiste. Senedin süresi dolmuş olur mu? Hak iddia eder mi? Ben hatır senedi verdiğim kişi mahkemeye versem şansı ne kadar? Geçmiş olsun diyor senin yerimize buradan. Şimdi şöyle bir durum var. Muhtemelen senet diye bahsettiğimiz şey bonodur. Yani ticari kanununda bonodan senet diye bahsediyoruz uygulamada. Bu bonunun şartlarında öncelikle şunu söyleyelim. Hatır senedi olarak verilen bir bono var. 2017 tarihli. Tüm bonolar 3 yıllık zaman aşımına tabi. Düzenlenme tarihinden itibaren. Bu 3 yıllık zaman aşımı 2021'de olduğumuza göre geçmiş bulunmaktasın bonunuzda. Sizin aklınıza takılan gördüğüm kadarıyla burada bankaya vermesi acaba zaman aşımını durdurur mu ya da başıma oradan bir şey gelir mi? Bankaya vermesi açıkça zaman aşımını durdurmaz. Bonoda zaman aşımını durdurabilecek şeyler icra takibi yapılması, dava açılması ya da alacaklı süre şekilde bunun davanın ihbarını yapabilir. Başka bir dava açılır, bonoyu üretim yapabilirsiniz. Bundan sonra size dava açıldığında ihbar gelmesi olabilir. Zaman aşımını alacağın ıslak kaydı. Eğer ıslak kaydı kaydetseniz alacak ıslak noktasına ıslak olduğu zaman alıcı zaman etkili, içeri zaman etkili. Şimdi olayı yazıkça anlıyorsunuz zaman etkili kesinlikle. İlk yıllık zaman etkili kesinlikle ne oluyor bu donalar? Yardımın okusunuz artık. İlk mahkemeleri kanununda bu senetler, donalar benim başlangıçım. Yani ayrı bir senet içinde oluyor. Tam dönemini kaybetmiş oluyor. Benim başlangıçım. Bir yazıcı değil. Şekilde bir menekli dava ya da bir alacak dava açtığı zaman pardon güzel söyleyeyim güzel takip sistemi başlattığı zaman alacağını kambiyo senetlerine mahsus değil de ilansız şekilde iletirebilir. Bunun da şimdi yolları çok uzun olduğu için burada detaya girmek istemiyorum. Sizin için eğer burada tekrar bir güzel takip başlatırsa ilansız takip başlatır. Siz buna itiraz edebilirsiniz. İlansız takip başlatıldığında da alacağım iptali davasını karşı tarafın, yani takibin iptali davası karşı tarafın açması gerekir. Burada bir kümül bonun üzerindedir, ilamsız takip olduğu için. Burada kişi davayı açtığı zaman bu bono senet vasfında olacak, delil başlangıcı olacak mahkemede. Ama yazılı olduğu için değerlendirmede bulunabilir. Mahkeme sizin alacak borçlu olduğunuz konusunda karar verebilir. Bu şekilde kişi de icra takibine geçip üstünüzdeki mallara haciz koymaya devam edebilir. Burada yapabileceğiniz şey, sizin bonoyu düzenleyen olarak düzenlediğiniz kişiye, yani lehtara, karşı tarafa, yani burada arkadaşınıza hatır senedi vermiş olduğunuzu söylediğiniz için bir anlaşma yaparak aranızda, eğer yazılı bir sözleşme yaparsanız, bu senet şu tarihte, şu kodu varsa, şu miktarda senet hatır senedi olarak verilmiştir şeklinde elinizde bir belge olursa, bunun hatır senedi olduğunu bu itirazın iptali davasında öne sürebilirsiniz ve mahkemeden red, yani karşı tarafın aleyhine bir karar alma imkanınız da artar. Buradan sizin lehinize bir durum ortaya çıkabilir. Bu kadar meslektaşım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Rica ederim. Ben şimdi sorayım sizin sorunuzu. İhbar tazminatı hangi durumlarda verilir? Emekli olurken kıdem ile birlikte ihbar tazminatı ödenir mi? Evet, şimdi önce ihbar tazminatına değinelim. Şimdi ihbar tazminatı işçi işveren fark etmiyor. Şimdi kanunda öngörülen belli ihbar için, iş sözleşmesine teslim için belli bildirim süreleri var. İki tarafın da bu sürelere uyması gerekiyor. Bu süreler nasıl? Onları da söyleyeyim. 6 aydan az bir çalışması varsa işçinin 2 hafta, 6 ayla 1,5 yıl arasında 4 hafta, 1,5 yılla 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazlaysa 8 haftadır. Bunlara uyulmadığı takdirde, bu sürelere bildirim sürelerine uyulmadığı takdirde bunun tazminatı, maddi olarak tazminat hesaplatılarak ödemesi yapılmakta. Şimdi genelde işveren zaten fesli yapmaktadır. İşçi ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. İşveren daha çok iş sözleşmesini işçinin performansına, davranışlarına, işin, iş yerinin, işletmenin gereklerine dayalı olarak kesedecek ise bunu yazılı olarak işçiye bildirmeli ve bu bildirim sürelerine de uymalıdır. Ancak eğer ki işçi fesli yapıyorsa veya işveren tarafından deneme süresi içerisinde fesli yapılıyorsa ya da işverenin haklı fesli varsa bunlar nelerdir? İşçinin sağlık sorunları, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı herhangi bir davranışı,
zorlayıcı sebepler, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması sonucu bu bildirim sürelerine uyulmadan işlerine herhangi bir bildirimi yapılmaması. Bu hususlar olduğu takdirde işveren ihbar tazminatı ödemez, onu da bildirelim. İhbar tazminatı olduğu takdirde tabii her zaman söylediğimiz gibi ispat etmek önemli. Kimin bu bildirim sürelerine uyulduğunu uyulmadığını işveren tarafından bunların ispatı önemli. Diğer soru, emekli olurken kıdemiyle birlikte ihbar tazminatı ödenir mi? Ödenmez. Çünkü kişi emekli olduğu takdirde ilgili kuruma giderek emekliyle ilişkin bir belge alıyor ve bunu iş yerine veriyor. Böylelikle işveren bu belgeye dayalı olarak iş sözleşmesini feshediyor. Burada bir bildirim söz konusu değildir, bildirim süresi söz konusu değildir. Bu nedenle ihbar tazminatından da bahsetmek mümkün değildir. Genel olarak bu şekilde meslektaşım. Ben meslektaşım. Şimdi kentsel dönüşümle alakalı sorularımız çok geldi. Bu yüzden o soruları ben soracağım meslektaşım konu bölünmemesi adına sizlere peş peşe cevaplandıracak sorulara. Ben başlıyorum. Riskli binalar nasıl tespit edilecek? Şimdi riskli binalar kentsel dönüşüm kanunumuz 2012 yılında yönetmelikle birlikte çıkan bir kanun. Biliyorsunuz ülkemizde depreme dayanıklı olmayan pek çok bina var, yapı var. Bununla ilgili depremde olabilecek, Allah korusun yine herhangi bir depremde can ve mal kayıplarını azaltmak için 2012 yılında hazırlanmış bir proje, başlanmış bir proje. Yani şöyle, riskli binalar nasıl tespit edilecek ilk soru? İlk önce riskli bina, kentsel dönüşüm kanunumuzda riskli bina ve riskli alan ayrımı bulunmakta. Bazı alanlar, bunlar tabii ki mimarın, inşaat mühendislerinin ve jeoloji mühendislerinin konularına girdiği için çok fazla açmıyorum, malumatım fazla olmadığı için. Ama az çok bildiğimiz kadarıyla denize yakın kısımlarda ya da herhangi daha öncesinde İstanbul'da yerleşmeye başlayan kısımlarda beton dayanıklılığı kuvvetli olmayan mahallelerimizde riskli alan ilan edilebilir. Bu riskli alan kararını Cumhurbaşkanı vermektedir. Yani yine ülkemizde İstanbul'da başta olmak üzere çokça sayıda büyük şehirlerimizde yine öncelikli olmak üzere riskli alanlar bulunmaktadır. Riskli bina ise daha çok tabii ki bizi ilgilendiren kendi bulunduğumuz binayla ilgili herhangi bir risk tespiti yapılmış mı yapılmamış mı? Bu tespit nasıl yapılır? Riskli binada tespit yapacak kurumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla belediyelerin yetki verdiği üniversitelerdir daha çok uygulamada. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi, herhangi, yani şöyle söyleyeyim, İstanbul Teknik, Boğaziçi gibi teknik bölümleri olan üniversitelerde, İstanbul'da bahsettiğimiz zaman özellikle, İstanbul'da teknik üniversitelerin hepsi bu çalışmayı yapmaktadır. Bir karot parçası alınıyor. Zaten çoğumuz denk gelmişizdir komşularımızdan ya da kendi binasında kentsel dönüşüm olan vardır. Bir karot parçası alınır. Birkaç farklı yerinden binanın özellikle zemin katında bu karot parçası incelenir. Beton dayanıklılığı sağlam değil mi diye. Bu şekilde belediye size bunu tebliğ eder. Binanız risklidir ya da binanız riskli değildir. Yani herhangi bir şekilde burada vatandaşların açıkçası ben uygulamada gördüğüm kadarıyla korkmasını gerektirecek bir husus yok. Ben 40 senelik binada da tespit yapıldığını gördüm. Herhangi bir sıkıntı yoktu binada. Gayet binanın sağlamdır diye rapor verildi. Daha yeni yapılmış 10-15 senelik binalarımızda da riskli yapıdır, yıkılması gereklidir diye bilimsel görüşler çerçevesinde rapor verildiği oluyor. Siz bu raporu aldıktan, tebliğ aldıktan sonra ne yapacaksınız? Bu soru da daha öncesinde gelmişti ama ben başlamışken hazır devam edeyim meslektaşım. Bunlar. Siz şimdi bu raporu aldınız, belediye size tebliğ etti, binanız riskli dedi diyelim ki. 15 günlük süreniz var, itiraz süreniz. Ama şöyle, tebliğ almanız lazım. Bu vatandaşlarımız arasında, bunu da biraz açabiliriz, çok karıştırılan bir konu. Tebliğ almanız var, genel olarak sizin dava veya itiraz süreleriniz bir kağıdı, yani mahkemeden veya belediyeden gelecek bir kağıdı tebliğ almanızla başlar. Orada zaten yargı yollarınız da yazar, kaç gün içerisinde itiraz veya üst mahkemeye gideceğiniz de yazar. Bu işlemi belediye yaptı bana, ben bunu hemen yapmalıyım diye bir süreniz yok, öyle söyleyeyim size. İlk önce bir tebligat gelmesi gerekiyor. Tebligatınız geldi diye. 15 günlük süreniz başladı. Burada ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın il komisyonuna giderek bir itirazda bulunabilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Burada 15 günlük süreniz var. Bunu eğer kaçırırsanız ikinci bir imkan olarak ve hatta şöyle söyleyebiliriz ki itirazı etmeden de bu yola başvurabilirsiniz. O da mahkeme yoludur. İptal davası açabilirsiniz. Yapılan sonuçta bir idari işlemdir. Bununla ilgili iptal davası 60 günlük süre içinde açılabilir.
pardon, burada 30 günlük bir süre var istisnai, 30 gün içinde açılabilir. Eğer siz Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilçe kurumlarına ya da il kurumuna gittiniz, itirazınız 5 gün içinde verdiniz örnek olur, örnek verelim. Burada 30 günlük süreden bu 5 günü düşersiniz, 25 günlük süre daha iptal davası açmak için süreniz var. Yani buradan Çevre Şehircilik Bakanlığı ilçe kurumlarından red almanız da sonucunda dahil 25 gün içerisinde yine örneğimizde gidip iptal davası açabilirsiniz yapılan işlem hakkında. Ama tabii burada yine gidip kentsel dönüşüm işi yapanlarla, bu alanda uzman kişilerden görüş almanız faydalı olabilir. Çünkü bunlar cidden profesörler, bilim adamları genelde değil, sürekli bunlar tarafından son teknoloji aletlerle yapılıyor. Şimdi burada belli bir ayrım var. Örnek veriyorum. Binanızın dayanıklılığı 10 ile 50 arasında olmalı diyorlar. Sizinkisi diyelim ki 10 ile 50 arasında sağlamdır. Sizinkisi 60 çıktı ya da 55 çıktı. Bunu gidip yine bilgi alabilirsiniz. Gerçekten de böyledir. 55 çıktı, 52 çıktı. Sınıra yakın değerde. Bu zaman o zaman itiraz etme sizin için anlamlı olabilir. Ama binanız diyelim ki 100, 120 gibi değerler çıktı. Bunu farazi olarak söylüyorum. Doğru rakamlar bunlar değil. Gibi de rakamlar çıktı. Bunu yine uzmanından bilgi alarak itiraz etmeme yoluna da gidebilirsiniz. Binanız o zaman yıkım işlemlerine başlanması için oradan isterseniz meslektaşım sorulardan devam edelim. Yıkım sorusu da var. Evet, farklı hareket ediyorum. Evet. Kentsel dönüşüm içinde olmayan bölgede ise bina arası çalışmasını bina sakinleri mi yaptırmalı? Kentsel, evet, yerler arası. Bina, burada şöyle bir ayrım var. Riskli alandaysanız eğer, yani şöyle tasvir edelim bunu da. Şu anda içinde bulunduğumuz dernek binasının bulunduğu yerde Fatih Mahallesi, Küçükçekmece, burası da kentsel dönüşüm alanı. Şimdi burası bildiğim kadarıyla 63 bin metrekarelik bir alan mahalle olarak. Ki bunu takdir edersiniz ki çoğu zaman belediye veya idareler TOKİ ile beraber anlaşarak burada genel bir proje üstüne anlaşıyorlar. Az çok bunu şeyde gördük, İstanbul'da yaşayanlarımız bunu bilir. Karşıda Anadolu yakasında özellikle yaşayanlar Fikirtepe tarafında yapılan böyle bir projeydi mesela. Eğer böyle bir proje eğer değerlendirilmediyse ki zaten mahallenizde varsa az çok eşinizden dostunuzdan bunu duyarsınız. Projenin olup olmadığını da duyarsınız. Eğer bu proje yıllar geçmesine rağmen yapılmamış ve siz de riskli hissediyorsanız kendiniz gidip belediyeye başvurarak riskli yapı tespitini kendiniz de yaptırabilirsiniz. Ha şöyle, kanun şöyle bir imkan da vermiş durumda ki bu çok fazla uygulamada karşılaşılan bir nokta değil ama yine başvuru hakkınız var, bunu değerlendirebilirsiniz. Binanızı bu riskli alandasınızdır. Özellikle ben bunu da tavsiye edebilirim. 10 yıllık bir binadır ya da 5 yıllık bir binadır. Yeni yaptırmışsınızdır ama riskli alanda yaptırmışsınızdır. Cumhurbaşkanı kararname çıkarmıştır, riskli alan demiştir burası. Daha yeni yaptırmışsınızdır binanızı. Burada kanun size şöyle bir hak veriyor. Yine gidip ilçe kurumlarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilçe kurumuna gidip başvurarak işte kardeşim ben bu binamı yeni yaptırdım. Benim binam riskli değil. Gel benim risk raporumu al, bana ver. Benim binam riskli olmadığını tespit edersen benim binam yapılmasın. Bunu bildirerek, yani burada bildirimde ne oluyor? Şöyle bir avantajınız olacak. Bunlar sonuçta büyük projeler olduğu için 3-4 yıla, 5 yıla, belki 10 yıla yayılan projeler olacak. Sizin oradaki risk tespitiniz belediyeye verilecek. Orada yeni bir imar planı hazırlanması gerekiyor. Burada belki sizin de hani yaptırdığınız risk raporuyla beraber binanın sağlam şekilde o plana katılmadan, yıkılmadan olduğu gibi kalabilir. Bunu yapabilirsiniz. Belediye konusunda da, risk tespit konusunda da şöyle bir tavsiye verebilirim. Herhangi bir malik bu risk tespitini yaptırabilir. Bir binada oturuyorsunuz, bunun riskli olduğunu düşünüyorsunuz. Belediyeye gidip ya da ilçe kurumlarına gidip benim binamın risk tespiti yapılsın diyebilirsiniz. Belediye şu an uygulamada bunu aslında kanunen sizin üzerinizde bu masrafları. Zaten anlatacağım gibi daha sonrasında ödeyeceksiniz ama ilk başta belediye bu parayı çoğu belediye almıyor uygulamada. Geliyor risk tespitini yapıyor. Eğer binanız riskliyse zaten o daha sonrasında bahsedeceğimiz yıkım işlemleri başlayacak. Orada bir takım harç ödenecek, başka türlü giderleriniz olacak belediye yapacağınız. Onun için de bir masraf kalemi olarak daha sonrasında alıyor sizden. Bundan da bahsetmek isterim. Diğer soruyu. Peki mesela şimdi akıllara şöyle bir soru geliyor. Şimdi bina riskli. Evet. Bina sahiplerinden binanın yıkılmasına karşı çıkan olursa nasıl bir süreç ilerleyecek?
Şimdi bina sahiplerinden şöyle, kentsel dönüşüm kanununda karşı çıkmak ya da çıkmam konusunda tek bir oranımız var, 3'te 2. Bu da oran olarak mal sahipliği, kapıdaki hisse sahipliğinin üzerinden bakılan bir oran. Yani şöyle bir örnek verelim, 10 katlı bir binamız var, 9 tane ise bir kişiye ait burada tapu üzerinde. O zaman bu kişi zaten istediği gibi kentsel dönüşüm kanununa göre hem yıkım işlemine muvaffakat gösterebilir, hem müteahhitle yapılacak, daha sonrasında yine anlatacağız yeni yapılması gereken binada anlaşmaya kendisi imza atabilir. Bu yüzden burada itiraz etmesi gereken kişinin, ama itiraz konusunda şöyle bir durum var. Tespit yapıldı diyelim ki, riskli yapı kararı verildi. Burada tek bir malik bile itiraz etme hakkına sahiptir. İlk başta bu konuda tek bir malik bile gidip yine demin bahsettiğimiz kurumlardan, belediyeden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilçe kurumlarında gidip itiraz dilekçesini verebilir. Tekrar risk değerlendirmesi yapılmasını isteyebilir. Bunu istediğiniz takdirde de bunu söylemedik, atladık. Bunu da söyleyelim. O zaman bu karot raporu orada daha çok tek kişi yapıyor bunu. Burada bir görevli var, birkaç görevli var. Bunlar kendileri yapıyorlar. O zaman bu karotunuz alıyor. Tekrar üniversiteye gönderiliyor. Burada 4 ve 3 kişilik olmak üzere inşaat ve jeoloji mühendisleri tarafından oluşan bir heyet var her üniversitede bunun için. Yine tabii bunun da belli bir ücreti var. Bu da daha sonrasında alınacak kişiler. Onlar bir değerlendirmede bulunuyor. Riskli olup olmadığı tekrar değerlendirmiş oluyor. Onlar da riskli derse artık 3'te 2 çoğunluğu sağlayamayan mali herhangi bir itiraz hakkı kalmıyor denebilir bu konuda. Peki bir binanın yıkılıp yeniden yapılması için belli bir çoğunluk aranıyor mu? Aranıyorsa hani bu çoğunluk nedir? Bu da merak edilen sorular arasında. Şimdi bunu ikiye ayırmak gerekiyor bu soruyu. Tamam.
işleri toprak tapulu. Toprak sahibinin 20 daireli binada 3 dairesi var. Tapuda %50 hissesi var. Bina yeniden yapılması durumunda 3 daire hakkından fazla hak iddia edebilir mi? Evet. Şimdi kentsel dönüşümden buna geçtik. Şöyle söyleyelim istemiyorum burada. Yani bu maalesef kötü bir soru. Şöyle ki toprak tapulu mülkiyetlerde toprak tapulu mülkiyetinizin elinde tapu senedi vardır zaten. Bunu tapu senedinde, tapu sicilinde kaydı bulunmaktadır. Elinde tapu olduğu için muhtemelen bu %50 hisse sahibi kişinin 3 dairesi olup %50 hissesine, %50 demişti sanırım. %50'sine sahipmiş bu kişi. Tapu siciline güven ilkesi gereğince ne yazık ki herhangi bir hak iddia edemezsiniz. Hatta şimdi soruyu siz sorduğunuz için ufak bir şey de vereyim. Karşı taraf sizden hak iddia etme şeklinde bulunabilir. Ecrimisil yani haksız işgal şeklinde kira isteme durumu olabilir. Buradan sonuç alabileceğini çok fazla düşünmüyorum Yargıtay kararlarında ama sizin hak iddia etme şansınız maalesef ki burada yok. Tapuya güven ilkesinden dolayı ne olağan kazandırıcı zaman aşımı ne olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı ne de tapu iptal tescil davalarında burada herhangi bir hak iddia edemezsiniz. Bunu da böyle tamamlayabiliriz. Peki meslektaşım, Küçükçekmece ilçesi kentsel dönüşüm programı içinde mi? Küçükçekmece ilçesinde şöyle, demin de bahsettiğim gibi biraz açıkçası Küçükçekmece ilçesi değil de daha çok mahalle mahalle kentsel dönüşüm programı içinde. Benim bildiğim kadarıyla gördüğüm uygulamada Fatih Mahallesi bu bahsettiğimiz Küçükçekmece Gölü'nün yanında bulunan. Sefaköy'de var bildiğim kadarıyla. İkiterli'de var Atatürk Mahallesi'nde. Kanarya Mahallesi'nde, Küçükçekmece'de bu mahallelerde bulunmakta. Bunu da böyle tamamlayalım. Meslektaşım isterseniz. Tamam, eğer tamam. Burada kentsel dönüşümle ilgili galiba veremediğim bir bilgi vardı. O arada kaldı, onu bir tamamlayayım. Şey söyleyemedik. 3'te 2 anlaştı diyelim. Geri kalan 3'te 1 ne yapacak? Burada herhangi bir yola gitme ihtimalleri var mı yargı yoluna? Burada dediğimiz gibi yıkım gerçekleşti artık. Tabii ki anlaşmanın geçersiz olduğunu düşünüyorlarsa, geçersiz derken hakkaniyete uygun olmadığını düşünüyorlarsa, yani şöyle bir örnek vermek gerekirse 100 metrekarelik bir arazide 3 kişi bulunuyor. 3 kişiden ikisi anlaşıp ben bunun 80 metrekaresini tamam kardeşim aldım diyerek oldu bitti tabii ki getiremez. Burada her türlü dava açma hakkı zaten uzun zaman aşım süreleri dahilinde kendisinde bulunmaktadır. Ama eğer hakkaniyete uygun bir şekilde paylaşım olmasına rağmen bu kişi, zaten daha çok müteahhitlerle anlaşılıyor, bu kişi kabul etmediği hallerde o kişinin payı alınıp paydaşlar arasında satılabiliyor. Böyle de bir imkan var. O 3'te 1'lik kişinin kısmının payı alınıp ilk önce paydaşlar arasında açık arttırmaya çıkıyor. Burada istekli bulunmaması halinde daha sonra açık ihaleye çıkıyor. Burada da öncelik yine TOKİ Bakanlık ve belediyede bunlar alımı yapabiliyor. Bunda da böyle bir husus var. Bunu da belirtelim. Teşekkürler. Kaçın soruda kaldı? Son soru kaldı benim. Emekli olup da çalışmaya devam eden kişi tazminat alır mı diye sorulmuş. Şimdi evet, günümüz hayat şartlarında emekli olup da çalışmaya devam eden vatandaşımız çok fazla. Şimdi emekli olduktan sonra eğer çalışmaya devam ediyorsanız ve bu çalışma sürecinde eğer sizi işveren işten çıkarıyorsa veya siz haklı bir nedenle iş sözleşmesini feshediyorsanız diğer bütün işçiler gibi kıdeme hak kazanıyorsunuz. Farklılık nerede başlıyor onu ifade edelim. Eğer ki kıdem tazminatı almadan emekli aylığı kestirip sosyal güvenlik destek primi ödemeye devam ederek aynı iş yerine çalışıyorsanız işten çıkacağınız zaman bu almamış olduğunuz kıdemi de saydırıp toplam kıdeminizi alabiliyorsunuz. Bunu örnek olarak şöyle göstereyim. Misal 10 yıl çalıştınız diyelim. Emekli oluyorsunuz. Kıdem tazminatını almadınız. Emekli aylığınızı bağlattınız. Sosyal güvenlik destek primlerinizi de ödeyerek çalışmaya devam ediyorsunuz. Ve 3 yıl çalıştınız diyelim. 3 yıl sonra işten çıkacaksınız. Önceki 10 yılda saydırıp 13 yıllık kıdem alabiliyorsunuz. Ama kıdem tazminatını alarak emeklilik nedeniyle işten çıkışını yaptınız. Daha sonra aynı iş yerine çalışmaya devam ediyorsanız burada kıdeminizi aldığınız için kıdem sürecinizi sıfırlamış oluyorsunuz. Yani yeni bir işe başlamış gibi diğer işçiler gibi, emekli olmamış işçiler gibi sayılıyorsunuz. Bunun için de kıdem alabilmeniz için en az bir yıl çalışmanız
gerekmekte. Eğer ki uzun süreli bir tedavi gerektiren bir sağlık durumunuz söz konusuysa bu sağlığa ilişkin raporunuzu sunduğunuz takdirde iş sözleşmesine haklı olarak feshetmiş sayılır ve yine kıdem alabilirsiniz. Tabii bunlar genel bilgiler. Farklı emsal olarak değişkenlik gösterebilir özel durumlar vardır. Biz burada size afak olarak sadece genel bilgileri veriyoruz. Eğer böyle bir dosyanız mevcutsa detay bilgilerinin tabii ayrıca yorumlanması gerekmektedir. Bu sorunun cevabı bu kadar meslektaşım. Teşekkürler. Ben size son sorumuzu sorayım. Ortaklığın giderilmesi davaya bir konu kentsel dönüşüm uygulanabilir mi? Dava sonucu beklenmeli mi? Evet. Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar arasında anlaşma bulunuyor. Anlaşmazlık bulunuyor diyelim ki. Daha çok tabii ki ortaklığın giderilmesi davası daha çoktan ziyade kesinlikle toprak tapulu diye bildiğimiz evler üzerinde yani el birliğiyle mülkiyet bulunan evler üzerinde miras payından kalma şeklinde bir anlaşmazlık bulunduğunda açılan davalardan birisidir. Yani şöyle bunda bu örneği şöyle açalım daha açıklayıcı olsun. Diyelim ki yine örnek verelim 5 kardeşsiniz 100 metrekarelik bir alanınız var anlaşamadınız. El birliğine mülkiyette olduğunuz için ayırmak istiyorsunuz tapularınızı. Ortaklığın giderilmesi davası açtınız. Siz burada tabii ki anlaşamadınız ve paylar henüz belli olmadığı için. Çünkü şöyledir ki el birliği mülkiyette 100 metrekarelik bir araziniz varsa 5 kişinin o 5 kişi her alanda hak iddia edebilir. Aslında mantıken kanun mantığı ve mahkemelerin gördüğü nokta böyledir. El birliği mülkiyetinin 100 metrekarelik her alanın 1 metrekaresinin dahi %20'sine 5 kişiden birisi hakkı vardır. Yani toplu bir birliktelikte, toplu bir şekilde kullanılan bir mülkiyet halidir aslında. Bu yüzden bunun oluşması böyle bir durum kentsel dönüşüm programıyla uyuşabilecek bir nokta değil. Bu yüzden ilk önce ortaklığın giderilmesinin bekletici mesele yapılması gerekiyor. Çok acil değilse, eğer dediğim gibi burada yani gördüğümüz gibi çoğu ilçede yıkılan binalar var kendi kendine, yıkım kararı verilen binalar var. Binanızın durumu çok kötüdür. Direkt yıkılması gereklidir. Artık can ve mal güvenliğinin öncelikli olması gereken bir noktaya gelinmişti. O zaman zaten belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ binanızı acele kamulaştırıp, bu ortaklığın giderilmesi de olsa, alıp sizden zaten burada acele kamulaştırma hali olduğu için ortaklığın giderilmesinde sonunda sıkça karşılaştığımız satış kısmı gibi belli bir miktar parayı size verecektir. Sizin de aranızda ortak şekilde, eşit şekilde bölüşecektir. Böyle bir yola gitme ihtimali var. Ama eğer binanızın herhangi böyle ciddi bir durumu yoksa, yıkım kararı henüz verilmemişse, tabii ki ortaklığın giderilmesi davasının beklenilmesi gerekmektedir diyerek bitireyim meslektaşım. Teşekkürler. Sorularımız bugünlük bu kadar. Yine mevcut yeni güncel sorularınız olursa tabii her zaman sorularınızı bekleriz. Elimizdeki sorular bitti meslektaşım. Emeğinize sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık. Arkadaşlar teşekkür ederiz. İnşallah programı birkaç ay sonra tekrar yaparız. Faydalı olur diye düşünüyorum. Bence güzel bir program oldu. Biraz katılım az olmuş olabilir ya da çok mu olduğunu tam bilmiyorum ama bir dahakine inşallah katılım yüksek olur. İnşallah. Bana göre gayet güzel oldu. Ben kendi açımdan aydınlandığımı düşünüyorum. İnşallah katılımcı arkadaşlar da kendi alanlarında aydınlanmışlardır. Çünkü artık İstanbul'un en önemli konularından bir tanesi kentsel dönüşüm. Bu konularda da sorusu olan arkadaş ya da problem olan arkadaş varsa Fatih Bey'e ulaşabilir. İşte iş konularında sıkıntısı olan, problem olan arkadaşlar Çiğdem Hanım'a ulaşabilirler. Federasyonumuza müracaat edebilirler. Ha, çok istenirse ileriki durumlarda işte 2 ayda 3 ayda bir federasyon merkezimizde birebir de yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle bir proje de yapabiliriz. Böyle bir şey de yapabiliriz ama tabii bunlar için önce bir talep olması gerekiyor. Bizim insanlarımızın şöyle bir huyu var. Soru sormama gibi bir şeyleri var, sıkıntıları var. Sorun arkadaşlar. Federasyonumuzun 2 tane avukatı var. Hatta bir avukat daha katacağız inşallah aramıza. Fatih Bey zaten yönetim kurulumuza, Çiğdem Hanım'ımıza, hukuk kurulumuza. Yine Pınarbaşı bir avukat arkadaşımıza onu da alacağız. Konuları şey yapacağız, geliştirip daha çok kişiye açıkçası şey yapmak, yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdilik böyle konuyu kapatalım. Ben açıkçası çok faydalandım.
Kendine teşekkür ediyorum. Teşekkür biraz ederim. Acemi de oldu ama belki ses az geldi diyenler oldu. Amatör, biz profesyonel değiliz. Facebook'ta akşama kadar canlı yayın da yapmıyoruz. Derdimiz, tasamız, zamanımız el verdiği sürece insanlara katkı vermek. Bunun dışında dediğim gibi bizim avukat arkadaşlarımız da var. Diğer konulardaki arkadaşlarımız da federasyon merkezinde canlı yayınlar yapacağız. Tekrar kendi adıma ve yönetim kurulu adıma teşekkür ediyorum. Fatih Bey de zaten yönetim kurulunda. O da kendine teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrar herkesin babalar günü kutlu olsun. Evet. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.